bir olay değil. Burada hepimizin sorumlulukları var. Ama bu sorumluluk sadece bugüne ait değil. Ta 1980'den bu yana gelen çarpık bir yapılaşmanın dün bedelini ödedik. Bugün bu çarpık yapılaşmanın sebebi bugünkü siyasiler değildir. Elbette ki bu sel uyarısından sonra alınması gereken tedbirler vardı ve bu tedbirlerin büyük bir kısmı alındı. Ancak maalesef Cavsat Deresi'nde istenmeyen bir yığılma sonrasında ani bir duvar çökmesi ve normalde şunu hepiniz biliyorsunuz. Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde ve Karaköprü Diyarbakır yolu yani üzerinde 4 tane dalgeç var. Bu dalgeçlerin hiçbirinde su birikintisi olmadı. Buna rağmen tedbir alınmış. Ama diğeri Cavsat Deresi'ndeki ani bir durup ister istemez ortaya bir sonuç çıkardı. Bu konuda tabii şunu ifade edeyim. İstenmeyen bir durum dediğim gibi. Bu durumun faturası sadece ve sadece Cavsat Deresi projesi ya da Avide projesi değil. Burada çeşitli faktörler var, çeşitli etkenler var. Ufak bir yağış bölgesi değil, aşırı yağışın bir anda gelmesi var. Cavsat Deresi'ndeki tıkanma var, o tıkanmadan sonra duvarın yıkılması var. Bunların tamamı değerlendiriliyor elbette ki. İhmal varsa, mühimmanın mutlaka ki sorumlulukları bulunmalı. Ama şu yaklaşımı ben açıkça söyleyeyim. Şunu da çok kullanıyorlar olsun. Ben yine cümleyi kuracağım. Arkadaşlar, siz kendinizi doğa olaylarından bağımsız. Bütün tedbirleri alarak. Her şeyi çözmüş. Bütün problemleri yok etmiş. Bir şehir yaklaşımı üzerinden değerlendiremez. Bunlar ani şeyler. Adı afet. Afet isminin geldiği nokta şu. Sıra dışı olaydı. Beklemediğimiz olaydı. Tam kuraklığın yaşandığı bir dönemde ani bir sel geldi. Ama burada geçmiş dönem yönetimlerin kabahati yok, bu vardır. Dere yatağında yapılanmanın engellenmesi lazım da engellenmemiş. Ama bu yapılaşma, çarpık yapılaşmanın dönemlerine baktığımız zaman burada herkese sorumlu. Hani efektif olarak falan suçlu, filan suçlu cümlesi yerine hepimizin kabahat olduğunu ben söyleyebilirim. Hiç olmuyor. Sayın Başkanım.